Bugün aslında başka bir video yayınlayacaktım ki hazırda vardı YouTube'da. Ama dedim ki onu yayınlamadan önce bu haberi vermem lazım. Yani beni az da olsa Oğuzhan Uğur takipçileri takip ediyor. Ben de onları zaten çok seviyorum. Ondan sonra dün gece konserleri vardı. Instagram'da işte Bora'nın Instagram'ında izledim. Oğuzhan Uğur dedi ki pazartesi günü dedi. Bir saat dedi mevzular geliyor dedi. Bir saatlik video yükleyeceklermiş Babala TV'ye. Haberiniz olsun. Çok sevindim dedim. Onun haberini vermeden bu tarife başlayamam. Yani bunu söylemem lazım. Sevinin. Çünkü ben aşırı sevindim. Dünden beri seviniyorum manyak gibi. Öyle çok mutlu oldum. Bu haberi de vermek istedim. Bilmeyenler şuradan Babala TV'ye ulaşabilir. Onları da çok seviyorum. Neyse, bu kadar sevgi şeyinden sonra tarife geçebilirim. Ama ona çok sevindim. Şöyle bak şimdi. Şunlar iki paket, tamam mı? Bu paketlerin tanesi 1,95. Şu bardak mı diyeyim artık. Kutu mu diyeyim. Kutuda olan da 3,95. Ben aslında hepsini şunlardan alacaktım. Yani 1,95 varken niye ben bardakta 3,95 vereyim? Hani dışarıda olsam tamam da. Ama şunlardan vardı. Sadece sebzeliyle domatesli vardı. Körili yoktu. O yüzden körili sadece bunda olduğu için bunu da aldım. Ama bunun domates falan da vardı dedim. Niye boşuna para vereyim? Şey var. Tabak var yani evde. Neyse şunları yapmaya başlayalım. Bakayım domatesliden başlayalım. Bu arada ben bunları Migros'tan aldım. Tekme Migros. Şimdi hemen ne böyle koyduysam. Çok önceden bir kere denemiştim ama sonra bir daha denedim. Şöyle. Masa nasıl temiz at. Şöyle. İçinden de iki tane paket çıkıyor. Aa, şeyi kaldırmışlar. Limon sosunu kaldırmışlar. İyi olmuş. Çünkü benim zaten limon suyum var burada. Yoksa sebzeli mi vardı limon? Neyse, bu da sebzeli. Allah. Zaten erişteleri aynı hepsinin sade. Aynen. Yo. Evet, bundaymış şey. Limon sosu. Limon sosu koymayacağımız. Bir de şunu açalım. Hı, açtım. Bu da körili. Körili noodle yemedim demem. Hepsinde bu arada vegan sertifikası var ha. Neymiş? Buradan açınız. Şuraya kadar galiba. Aynen. Kapağı çizginin olduğu yere kadar açınız diyor. Çizginin olduğu yere kadar açtım. Bu neymiş? Özel sos karışımı. İşte baharatlar. Biraz daha baharatlar. Ve çatal. Beklemiyordum. Katlanabilir. Ay yapıştı buraya. Tekrar çıkmıyor. Neyse. Sabit duran. Herhalde tek kullanımlı. Ve içinde de yuvarlak şekilde nadıl. Çizgiye kadar sıcak su dökün diyor. Bir dakika. Sıcak suyum burada. Kettle'ı yan tarafıma koymuştum da. İnşallah sehpaya dökmeden şeye dökerim. Dur. Allah'ım.
çizgiye kadar sıcak su ekledim. Ay kolum koptu. Ha, sudan önce bunları dökecekmişim. Neyse bir şey olmaz. Ay bu köreli karışım galiba. Ay. Bıçak getirmemişim de yanıma dişimle açıyorum klasik. Bu limon ya. Bir de baharat koyayım. Tabii ki de döktüm. Biraz şöyle çatal azıcık karıştırayım. Kapat. Ha kapanmıyor. Ağırlık mı istiyor? Şöyle yapayım ha. Takılsam böyle. Şimdi de domatesle. Anam. Beceriksizlikten bir gün öleceğim ama dur bakalım. Dök kettle'dan suyu. 2 bardak su diyor. Dök gitsin. Hayır yani saçmalık bak şimdi. Bunda da aynı noodle var. Bunda da aynı noodle var. Ben bunu pişirmiyorum. Tamam üstünü kapatıyorum. Sıcaklığı koruyorum ama sonuçta ocakta pişirmiyorum yani. Sonuç olarak aynısının olması lazım. Allah'ın paket özürlü ben. Bıçak almamak pişmanlıktır. Oh. Şuna da biraz baharatlar bir karışsın. Sen de şöyle canım. Şimdi de sebzeliğe geçelim. Çilisini attık. Çili dedim de pul biber yani. O bayağı tuzluymuş bu ha. Sebze karışımı. Yine naneli miximiz. Bu hepsinde var zaten. At. Üstüne de su. Tamamdır. Üçü de oldu. Evet. 3 dakikamız doldu. Yani en azından bunun için 3 dakika doldu. O yüzden hemen tadıma geçiyorum. Şöyle artık komple açayım mı ya? Yumuşamış bayağı. Dumanı görüyor musunuz? Bakayım. Aynen buna limon istiyor. Ben kendim limonu sıktım. Onu ekleyeceğim. O sosun içindeki limonu sevmiyorum. Güzel. Ama öyle köri tadı yok yani. Biraz daha acı sos ekleyeceğim. Bu vegan. Bunu alabilirsiniz. Böyle sarımsaklı bir tadı var. Sarımsaklı ve acı. Makro Center'dan almıştım ben bunu. Ama şeyde de vardır. Metro Market'te falan filan da vardır. Veya Carrefour'da, Marfusa'da. Bilmiyorum artık. Şöyle açayım ya.
Şimdi hapurupur erişte yiyen Asyalı YouTuber'lar düşünsün. Sürekli onları yiyorlar ya. Yalnız var ya, çok iyi olmuş. Onlar tabii çubuklarla yiyorlar. Ben şeyle... Ay dur, şöyle yakınlaştırayım mı? Baksana güzelliğe. Köriliği beğendim. Ama evinizde limon ve acı sos olursa daha da güzel olur. Gerçi Asyalı videolarında şey yapıyorlardı. Yalnız Asyalı Asyalı diyorum ya, iyice ırkçı oldum var ya. Şey, chopstick kullanıyorlar ya. İşte ben onu bulamadım ya Makro Center'da. Vardı da evde, kim bilir nerede. Yok yani, çıkmıyor. İkiye de giremedim. Çok iyi ya. Biraz daha acı şey, sos dökeyim. Bir ara şey vardı ya YouTube'da, spicy noodles bilmem ne. Onu yapayım bir. Ama sulu olduğu için olmuyor. Ona daha az su gerekiyor galiba. Dur biraz suyunu içeceğim. Suyu da lezzetli vallahi. Ay çok beğendim. Bunu şey yapsın ya. Kars'a gidiyorlar ya. Yolda bundan al. Kaynar su da varmış zaten orada hep. Bundan ye boyuna. Çok hoşuma gitti. Doğu Ekspres için ideal bence. Tabii yanında limonu da götür. İçine sıkarsın. Acı sosun da. Ay çok iyi ya. İçim yandı ama çok sıcak. Biraz su içeyim. O arada da şunlar oldu. Bir de şunların tadına bakayım. Bu hangisiydi? Bu hangisiydi ya? Karıştırdım. Neyse, şu domatesliydi galiba. Aynen. Kırmızı oluyor. Yemin ediyorum acıdan burnum aktı. Buna bol acı döküyorum, bakalım nasıl olacak.
Bunun üstü kapalı olmadığı için yani yumuşak ama tam böyle sanki pişmemiş gibi. O yüzden kapağını kapatmak önemliymiş. Yani üstünü örtün bir şeyle. Onun dışında gene kaynatmanıza gerek yok. Biraz limon dökeceğim. Dayanamıyorum. Bu da güzel. Alttan sadece böyle bir domates tadı geliyor, o kadar. Daha doğrusu tabii ki de kendi domates değil de şey, domatesli çorba çeşnisi tadı. Acı sos ve limonla daha güzel oluyor. Bir de içeyim bir bakayım. Aynen. Domates çorbası. Hazır. Hatta yani hazır Knorr'un falan domates çorbası vegan değildi galiba da. Meksika usulü olan vegan galiba. Ondan bir farkı yok yani. Canınız domates çorbası çekince bundan alıp yiyebilirsiniz acısız. Şöyle hemen sebzeliğe geçiyorum. Biraz da bunu karıştıralım. Bolca limon. Çünkü sebzeli. Ya siz isterseniz bu noodle'ın sadesi de satılıyor. Sadesinden al. Yine Noodle markasının sadesi vardı. Sadesini al. Evde sebze şey varsa, hani kurutulmuş sebze varsa veya kendi sebzeleri haşla. O suyunu bunda kullan. Kendin yap şeyini. Baharatlarını falan hep kendin koy. Öyle yap yani. Ben sadece tanıtma amaçlı yani. Böyle bir seçeneğim var, amaçlı paylaşıyorum. Sebzeliği ilk denediğimde de beğenmemiştim. Şimdi de çok yükselmedim ki. Limon koydum yani. Biraz da acı koyayım. Belki güzel olur. Ne düştü lan içine? Şöyle tekrar bir deneyeyim. Yok ya. Köri ve domates daha iyi. Hatta köri bence en iyisi. Bunu sebzeli bence içlerinde en ısıtı. Ama çok da kötü değil yani, yeniyor. Bak yiyorum ama hani hangisini alırsın dersen bunu almam. O yüzden kenara koyuyorum. Şöyle. Değerlendirecek olursam 10 üzerinden 10 köriliğe, 9 domatesliğe, 5 de sebzeliğe. Ya çünkü olsa da olur, olmasa da olur. Tam orta rakamda. Öyle. En çok da köriliği ya. Ama efsane. Yani kendi soslarınızla daha lezzetlendirebilirsiniz olayı. Böyle bir video oldu. Ay doydum ya. Türkiye'de de bu versiyonunu görmüş olduk.
Çatalla noodle yedim. Neyse, bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah bunu 6'da yayınlarım artık yani diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Ay. Öyle işte. Hadi görüşürüz. Bay bay.